Burası Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı meşhur Geyikli beldesi. Bozcaada'nın karşısında bulunan bu şirin belde bu mevsim çok yoğun çünkü çok güzel plajları var, çok güzel mekanları var ve yaz aylarında tatil yapılacak en güzel yerlerden birisi. Belde Ezine ilçesine 12 kilometre uzaklıkta, Çanakkale'ye ise 54 kilometre uzaklıkta. Belde daha çok Bozcaada'ya giden yol üzerinde bulunmasıyla da tanınıyor. Bozcaada iskelesine giderken hemen yol üzerinde bulunuyor. Beldenin nüfusu çok fazla değil, özellikle yaz aylarında kat kat artıyor. Bunun sebebi ise yazın bu bölgede gezilecek ve tatil yapılacak çok yer var. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir bölge burası. Geyikli şehir merkezinde çok fazla gezilecek yer yok. Bu beldenin daha çok deniz kenarı ve çevresindeki tarihi alanlar ilgi görüyor. Beldede çok sayıda tatil siteleri bulunuyor. Yazın buranın nüfusu çok çok kalabalıklaşıyor. Şehir merkezi ise işte gördüğünüz gibi çok sakin bir yer. Burası şehir merkezi, Geyikli ismine özgü bir geyik heykeli yapılmış. Önünde de Türk bayrağı var. Bu da buraya renk katmış. İşte Geyikli şehir merkezi de burası. Gördüğünüz gibi fazla bir yer yok. Şehir merkezinde gezilecek yer de yok. Şehir merkezinin hemen meydanı burası. Ve evet, temiz, güzel ve şirin bir yer. Burada gezilecek, yani ziyaret edilecek bir tek yer var. O da biliyorsunuz Ata Demirer'in Eyvah Eyvah film serisini çekildiği yer Geyikli. İşte onun adına da Ata Demirer Parkı yapılmış. Eyvah Eyvah Ata Demirer Parkı. Bu gezilecek yerlerden birisi, şehir merkezinde gezilecek yerlerden birisi işte bu park. Parkta bir çay bahçesi var, küçük bir gölet var. Göletin üzerine de küçük bir tane köprü yapılmış. Buraya geldiğinizde dinlenilebilecek, bir çay kahve içilebilecek bir yer burası. Onun dışında işte küçük alışverişlerin yapılacağı yerler var. Burada vakit geçilebilecek yer burası. Parkın hemen yanındaki caminin duvarına da güvercinler için güzel bir yerler yapılmış. Çok sayıda güvercine yuva yapılmış ve çok sayıda güvercin var. Burası da çok hoşuma gitti ve örnek bir çalışma. Burası da aynı şekilde Eyvah Eyvah filminin çekildiği yerlerden birisi. Şehir merkezi dediğim gibi işte burası, çok fazla hareket yok zaten. Gelenler çoğu zaman bu şehir Geyikli beldesini şehir merkezine uğramadan ya deniz kenarına ya Bozcaada'ya ya da tatil yerlerine geçiyor. Şehir merkezindeki kısa bir gezinin ardında hemen en meşhur yerlerden birisi olan Odunluk İskelesi'ne doğru gittim. Bu mevsimde Geyikli'nin en hareketli olduğu yerlerden birisi. Geyikli şehir merkezinden birkaç kilometre uzaklıkta, Geyikli'nin içerisinden buraya
minibüsler de gidiyor. İşte gördüğünüz gibi Odunluk İskelesi'nin her iki tarafında da plajlar bulunuyor, tesisler bulunuyor. Ve buradaki deniz de çok çok temiz. Burası çok çok hareketleniyor. Gündüz bu şekilde plaj olarak hizmet veriyor. Gece ise daha çok eğlence, yeme içme mekanları olarak hizmet sunuyor burası. Yaz aylarında Geyikli'nin en çok kalabalık olduğu yerlerde işte dediğim gibi Odunluk İskelesi. Odunluk İskelesi daha önce Bozcaada feribot seferleri de burada yapılıyormuş. Daha sonra yeni iskele yapılmasıyla burası adeta eğlenme yerine dönmüş. Buranın çok güzel bir tarihi de var. Osmanlılara yakın zamana kadar burası bir liman olarak işletilmiş. Burada meşe palamudu, burada ihraç ediliyormuş. Bunun dışında da çeşitli madeni gıda maddeleri de ihraç edilmiş burada. Ve bu yüzden burası Odunluk İskelesi olarak kalmış. Şimdi ise dediğim gibi kapısı kapatılmış ve hem her iskelenin her iki tarafında mekanlar bulunuyor. İşte gördüğünüz gibi gündüz burası pek fazla hareketli olmuyor. Daha çok millet deniz kenarında plajlarda vakit geçiriyor. Geceleri çok hareketli oluyor. Her iki tarafta da mekanlar var, kafeler var, lokantalar var, disko barlar var. Ve gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ben gece de burada olacağım. Gece de bu bölgeyi çekeceğim. İşte hemen Odunluk İskelesi'nin hem girişinde de çok güzel bir şey var. El sanatları bölgedeki kadınların evlerinde yaptıkları el sanatlarının satıldığı yer. İşte hemen Odunluk İskelesi'nin girişinde burası. Burada geniş bir meydan. Buranın içinde de kafe, yeme içme yerleri var. Ama aynı zamanda burada adeta pazar şeklinde bir bölge olarak da hizmet veriyor. Eğer yolunuz buraya düşerse, burada vakit geçirecekseniz işte gördüğünüz gibi kesinlikle burada gün batımını izlemenizi tavsiye ederim. Hemen plajların ve iskelenin olduğu yere sandı masalar konulmuş ve burada aynı zamanda gün batımını izleyen çok sayıda insan oluyor. Burada güzel fotoğraflar çekiyor. Hemen karşıdaki yerde Bozcaada, işte güneş Bozcaada'nın üzerinde batarken buradaki görüntüsü gördüğünüz gibi çok çok güzel oluyor. Akşamları isterse Odunluk İskelesi'ndeki mekanlarda, isterseniz işte gördüğünüz kum plaj kısmında buraya sandalyeleri atıp Bozcaada manzarası eşliğinde vakit geçirebilirsiniz. İşte geceleyinde Odunluk İskelesi'nin drone ile çektiğim görüntü bu. Geceleri de dediğim gibi burası gerçekten çok hareketleniyor. Çok daha güzel bir yer. Geceleri burada hem eğlence mekanları var, insanlar burada geziyor, hem alışveriş yapılacak yerler var. Gündüz denize girenler geceleri de burada vakit geçiriyor. Odun İskelesi'nin hemen yan taraflarında, yakınlarında da akşamları hizmet veren çok sayıda mekan var. Yazın burası, bu bölge çok hareketleniyor. Özellikle Bozcaada yakın olmasıyla gelen insanlar burayı da tercih ediyor ve burada da vakit geçiriyor. Gecende Odunluk İskelesi'nin hareketliği de böyle. Geceyi de burada geçirdim ve gerçekten gecede burası çok güzel. (Gülüyor)
Odunluk iskelesinden Geyikli Bozcaada iskelesine, Gestaş Feribot iskelesine doğru giderken işte gördüğünüz gibi yan tarafında deniz kenarında çok sayıda hem çadır kamp yeri hem de karavana kamp yeri bulunuyor. Ve yazın burası çok hareketli. İşte kamp yeri gördüğünüz gibi, hele karavana kamp yeri çok çok büyük ve buraya çok sayıda gelen var. Burası buradan Odunluk iskelesinde dediğim gibi Gestaş, Geyikli Gestaş iskelesine kadar çok uzanan bir plaj var ve çok, işte burası da Geyikli Gestaş iskelesinin olduğu yer. Burası da plaj. Burada şezlong ve iki şezlong, bir şemsiye 250 lira. Odunluk iskelesindeki plajlarda ise iki şezlong bir şemsiye 200 lira, hafta içi 150 lira